Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den, gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, Almanya'da grevler çığ gibi büyüyor. Bugün, yarın ve önümüzdeki günlerde pek çok sektörde, ulaşım sektörü başta olmak üzere yeni grevler kapıda. Peki, greve çıkan bu insanlar ne istiyorlar? Yıllardır neredeyse devam eden bu grevler neticesinde vatandaşlar istediğini alabildi mi? Almanya'da, Avrupa'da işçiler, emekliler, orta kesim dediğimiz insanlar neden bugün sokaklara çıktılar? Bundan sonra işçileri, emeklileri, sosyal yardımla geçinmek zorunda olan insanları nasıl bir hayat bekliyor? Bunu konuşacağız. Recep abi. Almanya ayakta. Yani ben çok uzun zamandır böyle bu kadar üst üste grev görmedim, duymadım. Ne diyorsun? Fatih, Almanya yanlış politikalarının kurbanı oluyor. Yani kimyadan otomotive, makineden teknolojiye kadar birçok sektörde Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerinin aksine Almanya lider. Yani bu tartışılacak bir konum yok. Fransa'dan bile uzak ara önde. Fransa bile çoğu anlamda tarım toplumu olarak değerlendirilebilir. Almanya'nın hatası çok da hazır olmayan sırf Hristiyan kulübü gibi davranıp Türkiye'yi 50 yıldır kapıda bekletip sırf Hristiyan diye Sovyetler Birliği'den sonra oluşan yeni devletler Rusya'ya yakınlaşmasın diye Almanya bunları Avrupa Birliği'ne aldı. Ne yaptı? Kendi içerisinde halkına ayıracağı paraları Bulgaristan'a, Yunanistan'a, işte şimdi Ukrayna'ya, Romanya'ya değişik destekler altında veriyor. Adı altında veriyor. Böyle olunca haliyle Almanya'daki refah düşüyor. Yani Almanya'da açıklanan %6-7 enflasyon oranlarının çok doğru olduğuna inanmıyoruz. Hiçbirimiz inanmıyoruz. Bu nispette insanların ücretlerinde bir artış olmayınca, bu mutfağa yansımayınca, bizim Anadolu tabiriyle mutfağa yansımayınca artışlar haliyle eylemler oluyor. Enerji maliyetlerinde dışa bağımlı olan Almanya'nın Rusya'dan doğalgaz almak yerine bunun birkaç katı pahalı olan sıvılaştırılmış doğalgazı Orta Doğu ülkelerinden gemilerle taşıması, Amerika'dan yine sıvılaştırılmış doğalgaz getirme gayretleri enerji maliyetlerini arttırdı. Üretimin temelinde ne var? Enerji var. Enerji pahalıysa Çin nasıl rekabet edebiliyor bugün? Enerjiyi ucuz elde ettiği için. Almanya'nın rekabet şansı gittikçe yok oluyor. Bundan dolayı da işte bu gördüğümüz eylemlikler hayata geçiyor Fatih. Evet, şimdi değerli izleyicilerimiz, Amerika Almanya'yı tam olarak avucunun içerisine aldı. Bunu alırken de bakın, enerji maliyetleri dünyanın her yerinde arttığı gibi Almanya'da da arttı. Ancak bu savaş döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nin kaya gazı satışı 20 kat Avrupa'ya arttı. 20 kat. Bakın, Rusya ile bu savaş olunca. Kıymetli izleyicilerimiz, bugün sokaktaki bu vatandaşların talepleri haklıdır. Şu anki şartlar içerisinde dünyanın en büyük 4. ekonomisinde İnsanlara saatlik çalışma ücreti 12.41 euro asgari olarak saat ücreti veriliyorsa ortada bir problem var demektir. Minimum şu anki şartlar içerisinde asgari çalışma saat ücreti 15 euroya çıkartılması gerekiyor. Eğer bu 15 euroya içinde bulunduğumuz yıl içerisinde çıkartılmazsa Almanya sokakları daha büyük eylemlere tanıklık edecek, ev sahipliği edecek. Şimdi Almanya şunu yapıyor. 2025 yılında 41 centlik bir zam yapacağız dedi. Çalışma asgari saat ücreti 12.82 euro olacak. Ev kiralarına bakıyoruz. Son bir yılda %25 arttı. Markete, çarşıya, pazara bakıyoruz. %20 arttı. Enerji fiyatlarına, faturalara bakıyoruz. %30 arttı. Ama sen vatandaşa çalışma saat ücreti olarak sadece 41 centi layık görüyorsun. Bu insanlar
Neden sokağa çıkıyor diye Almanya Başbakanı Scholz soruyormuş. Diyor ki, oysa ki Almanya'da her şey çok güzel. Biraz adama yavaş derler. Bu insanlar alınlarının terinin karşılığını almak için sokaktalar. 12.41 euro. Ev kiraları patlamış. Markette, çarşıda, pazarda yangın var diyoruz. Başbakan Scholz herhalde yani uzayda falan yaşıyor herhalde. Hiç Aldi'ye falan gitmiyor herhalde. Fiyatlardan haberi yok mu başbakanın? Gerçekten samimi söylüyorum. Ya da biliyor ki tabii ki biliyor. Bizden sizden daha iyi biliyor. Ama her ne hikmetse daha çok vergi toplayıp devletin kasasını daha çok doldurmanın telaşındalar. Arkadaşlar ben Almanya'nın ne zaman üstünü çizdim biliyor musunuz bu konularda? Bakın Recep abi, koronavirüs döneminde Almanya esnafa, vatandaşa yardım parası ödedi. Yardım. Bak adı üstünde yardım. Sonra ne oldu biliyor musun? Herkese mektup gitti. Paraları geri getirin dedi. O zaman niye yardım diyorsun kardeşim? Borç verdim de. Bak Almanya korona döneminde yaptığı yardımları esnaftan geri aldı biliyor musun? Ha? Fatih, önümüzdeki yıllarda şundan derinleşecek bu sıkıntılar. Almanya birkaç yıl içinde 100 milyar avro savunmaya harcamayı planlıyor. Niye abi? Niye kardeşim? İşte Rusya ile hasım olduğu için, Rusya ile durup dururken bir Amerika'nın zoruyla hasımlık yarattığı için Rusya'nın radarına girdi. Dolayısıyla şimdi kendisinden endişe etmekte haklı. Bir yandan da bu Ukrayna'ya gönderilen tanklar, işte Polonya'nın gönderdiği silahlar, Romanya'nın bağışladığı bilmem zırhlı araçlar, bunların parasını o ülkelere Almanya ödüyor Fatih. Yani Yunanistan'ın Fransa'dan alacağı, uçak alacak 20 milyar avroluk falan bir şey mi var, bütçesi mi var? Yani kim ödüyor bunları? Bunları Türkiye'ye karşı Almanya ödüyor bunların parasını Fatih. Yani dolayısıyla bu 100 milyarlarca liralık Alman halkından kesilen paralar, bizim de kardeşlerimizden kesilen paralar buralara gönderiliyor. Abi olay sadece Almanya değil aslında. Artık Avrupa Rusya korkusundan Amerika'nın kuklası haline geldi. Bakın tüm Avrupa ülkeleri savunma sanayine büyük paralar yatıracaklar bundan sonra. Danimarka açıkladı, ordumuzu güçlendiriyoruz dedi. Bakıyoruz Hollanda, biz diyor hava uçaklara daha çok yatırım yapacağız diyor. Belçika'ya bakıyoruz, Avusturya'ya bakıyoruz. Arkadaşlar bu ülkelerin tamamında büyük bir korku başladı. Yani Amerika'nın amiyane tabirle özür diliyorum sizden, artık Avrupa Birliği Amerika'nın kuklası. Bak bundan sonra Amerika düğmeye basacak. Başbakan Scholz'a diyecek, otur diyecek. Git bunu böyle yap diyecek, şunu böyle yap diyecek. Ukrayna'yı da yem ettiler arkadaşlar. Onu size net olarak söyleyebiliriz. 50 yılda Ukrayna'nın beli düzelmez. Altyapı, üst yapı, şehirler hepsi darmaduman olmuş vaziyette. Ve şimdi Avrupa Birliği Ukrayna'ya diyor ki git otur diyor Rusya'yla, bu işi çöz diyor. Bak bizim daha fazla başımız ağrımasın diyor. Ukrayna şu Zelenski var ya, tiyatrocu, hokkabaz var ya, bu hokkabaz. Bu hokkabaz çıkıp Rusya'ya kafa tutuyordu. Kime güveniyordu? Amerika'ya güveniyordu, Almanya'ya güveniyordu. Ne oldu? Güvendiği dağlara kar yağdı. Bunun faturasını kim ödüyor? İşte sen ödüyorsun. Daha fazla doğalgaz faturası ödüyorsun. Daha fazla pahalıya benzin alıyorsun. Elektriği daha pahalıya alıyorsun. İşte bunların yüzünden siyasetçilerin yanlışları, Amerika'nın kucağına düştüğü için Avrupa'da hayat daha da pahalı. Şimdi Trump geldikten sonra, zaten Trump daha önceki başkanlık döneminde de Avrupa'yı korumak benim görevim değil diyordu. Savunma bütçelerini arttırsınlar. Bunlar savunmaya para ayırmıyor diyordu. Dolayısıyla bu 100 milyar avrolar birkaç katı daha artacak. Çünkü Amerika bunları silaha, para yatırmaya, kendisinden silah almaya zorlayacak. Dolayısıyla Avrupa'da yaşayan insanları daha zor günler bekliyor bu anlamda. Evet, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin girdiği her yerde kan ve gözyaşı var. Bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi ise cüzdanlarda yangın çıkıyor bak Avrupa'da. Bu sokaklar, bu insanların eylemleri, arkadaşlar öyle basit eylemler falan değil. Önümüzdeki aylarda, yıllarda bunların daha büyüklerini göreceğiz, göreceksiniz. Şimdi güzel haberler verelim. Bu konunun anlaşıldığını düşünüyorum. Recep abi, bildiğiniz üzere biz yayınlarımızda Assos Arsa ile ilgili, Assos bölgesinin, Türkiye'nin
ve dünyanın en önemli turizm noktalarından bir tanesi olan Çanakkale ilimizin Assos bölgesinin en büyük arsa projesi olan Assos Arsa ile ilgili yayınlar yapıyoruz. İstersen ben burada araya gireyim. Nedir bu Assos Arsa anlatayım. Sevgili dostlar, bir grup gazeteci arkadaşımız da 30 yıldır İstanbul'da, ben de medya sektöründe çalıştım, televizyon ve gazetelerde. İşte büyük kentlerde hayalleriniz olur. Emeklilik döneminde kırda işte bir bahçeniz olsun, yanında sevdiğiniz arkadaşlarınız, dostlarınız olsun. Burası bir grup gazeteci arkadaşımızla birlikte yatırım yaptığımız, kooperatif için aldığımız bir yerdi. Aslında büyük de bir yer. 118 dönüm büyüklüğünde bir yerdi. Bunun bir kısmını işte biz de kendimiz ev yapalım dedik ama burası 128 arsalık bir proje. Yani yapsan 128 villa yapılır. 128'inde de oturamayacağımız için seçkin, gazeteci, değerini kaybetmeyecek insanların yaşadığı bu kooperatifte, bu sitede olmak isteyen dostlarımız gelsinler, buyursunlar, komşu olalım. Yani önce arsayı veriyorsunuz. Evet. Villa arsaları bunlar, 625 metrekare. İnşaatçı da değiliz aslında, emlakçı da değiliz. Sadece bir grup gazetecinin, ya emekliyken de ayrılmayalım, işte bir arada olalım, hafta sonları gideriz, mümkün olursa sürekli orada yaşarız diye bir hayalle gittiğimiz. Sonra şansımız yaver gitti, o bölgeden imar geçti, bir şey oldu. Yani böyle bir hayalle çıktı burası. Şimdi büyük bir alan tabii. Taksitle ya da şeyle, kooperatif olduğu için önce arsayı veriyoruz. Daha sonra da güvenilir bir şekilde hep beraber, yani diğer komşularımızla birlikte projeler de çizildi. O projeye uygun olması gerekiyor. Ev sahibi olacağız hepimiz inşallah. Komşu inşallah. Olacağız. Evet, yurt dışında özellikle yaşayan ve Türkiye'de benim de bir arsam olsun, villa arsam olsun, villam olsun diyenler için çok çok önemli. Çünkü kısa bir süreliğine taksitli satışlar olacak. Ne kadar? 1 milyon TL peşinat, ayda 34 bin TL taksitle, basit bir ifadeyle yurt dışında yaşayanların daha iyi anlaması için 30 bin euro peşinat, ayda da 1000 euro taksitle, toplam 36 ayda. Tamamı taksitli satışlı fiyatı 66 bin euro. Peşin almak isterseniz 60 bin euro. Çok seçkin komşularınızın olacağı bu noktadan özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yararlanmasını istiyoruz. assosarsa.com. Assos Arsa'ya ulaşmak için ekranın altındaki telefon numarasını hemen arayabilirsiniz. Recep abi, bu ekranın altındaki telefon numarasını aradıklarında kiminle görüşecekler? Genellikle benimle görüşüyorlar. Çünkü o kooperatifin yöneticisi ben olduğum için ben karşılıyorum. Emlakçı ya da başka aracı bir şirket koyalım istemedik. Doğruları anlatalım istiyoruz. Yani insanlar kiminle yaşayacaklarını, nerede yaşayacaklarını bilsinler. Yani niye böyle de yapıyoruz? Fatih, birçok site var. Geçmiş 10 yıl, 15 yıl önce çok ünlü olan siteler. Şimdi yıkıntılık, viranelik halde. Ne demişler? Ev alma, komşu al demişler. Burada komşuluk önemli. Burada uyum olursa, doğaya saygı olursa, buraya yapılacak yatırım 3-5 kat değer kazanır. Dolayısıyla seçkin bir site olur. Yani herkes ayrı telden çalarsa, biri gece kondu yapar, o başka bir şey yapar. O zaman oranın bir değeri olmaz. Kimse de yaşamak istemez. Dolayısıyla doğru bir yatırım. Komşularımızı bekliyoruz. Evet, ben de projesini gördüm. Sizin de komşu yapacağız bu arada. İnşallah. Evet, biz de komşu olacağız inşallah. Muhteşem bir şekilde projesi çizilmiş vaziyette. Yani herkes kafasına göre ev yapamaz. Belli bir proje, yürüyüş alanları, spor alanları, kendinize ait bahçeniz. Yani tam bir yaşam konseptinde bir yer, kısa bir süreliğine geçerli. İsteyene arsa, isteyene villa. Önce arsanızı almanızı tavsiye ediyoruz. Ardından da siz arzu ederseniz yine hep beraber komşularınız villanızı yapma imkanına sahipsiniz. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Ekran altında görmüş olduğunuz telefon numarasından, internet sitesinden nereden arzu ederseniz ulaşabilirsiniz. Daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Ekran altında görmüş olduğunuz telefon numarasını aradığınızda bizzat Recep abiyle, Recep Bey'le görüşeceksiniz ve daha detaylı bilgiler alacaksınız. Hemen arsanızı seçebileceksiniz. Çünkü yerler belli. Recep Bey size tüm bilgileri gönderecek, arsanızı seçeceksiniz ve kısa bir süreliğine, şunun altını çiziyorum, taksitli satışlar kısa bir süreliğine geçerli, fiyat artacak. Çünkü bu fiyata yok, ben de biliyorum. Bölgeyi de gördüm, çok çok önemli bir noktada, Kaz Dağları'nın eteğinde, dünyanın en önemli mavi bayraklı en temiz plajlarının dibinde, tarihi turistik bir nokta, özellikle Almanların ve İngilizlerin yoğun olarak akın akın gidip arsa aldığı, ev almış olduğu bir nokta.
O nedenle kaçırmamalarını tavsiye ediyorum. Tavsiye ederiz. Bölge rayiçleri çok üstünde, biz emlakçı ticaretle uğraşmadığımız için dolayısıyla bizim sahip olduğumuz haklara diğer komşularımız da olsun istiyoruz. Bir de burayı kirletmeyecek, buranın yapısını bozmayacak seçkin insanlara veriyoruz. Değer kazansın, herkes huzurla burada yaşasın diye. Evet değerli izleyicilerimiz, şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Şimdi iki tane çok çok önemli müjde vereceğim. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız bu dakikadan sonra anlatacaklarım da çok çok önemli. Recep abi teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hemen anlatıyorum. Geçmişte Türkiye'de herhangi bir şekilde sigorta girişiniz olmasa dahi Türkiye'de emekli olabilir, emekli maaşınızı alabilirsiniz. Bunun için Türkiye'ye gitmenize de gerek yok. Ekranda görmüş olduğunuz Emekli TV'nin emeklilik danışma merkezi ile hemen dünyanın neresinde olursanız olun irtibata geçip emeklilik danışmanlığı almak istediğinizi söylediğinizde sadece 150 euroda ödedikten sonra tüm işlemleriniz yapılacak. Siz ödemenizi yaptıktan sonra Emekli TV'nin emeklilik danışma merkezinin sosyal güvenlik uzmanları sizinle görüntülü bir şekilde görüşüyor, tüm detayları aktarıyor ve yine sizin Türkiye'ye gitmenize de gerek kalmadan tüm işlemlerinizi yapıyor. Özellikle hanımlara sesleniyorum, çocuğu olan hanımlara sesleniyorum. Bu fırsat 40 yılda bir ayağınıza gelir. Şu anda yaşamış olduğunuz ülkede hiç çalışmasanız dahi Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Nasıl olacaksınız? İşlemlerinizi nasıl yaptıracaksınız? Bunun için ekranda görmüş olduğunuz telefon numarasıyla irtibata geçmeniz yeterli. Üstelik eşinizle birlikte ya da bir arkadaşınızla birlikte danışmanlık alırsanız %50 indirim hakkınız var. Normalde 2 kişi 300 euro danışmanlık ücreti ödemesi gerekirken 225 euro ödeyecek. Başka hiçbir ek ödeme yok. Emekli maaşınıza kavuşacaksınız. Hiçbir şey ödemeyeceksiniz başka. Yine kısa bir süreliğine geçerli bu, bilginiz olsun. Özellikle Türkiye'de benim de bir garantim olsun, Türkiye'ye gittiğim zaman banka hesabımda param olsun diyorsanız bu fırsatı kaçırmayın, benden size söylemesi. Geldik üçüncü güzel habere. Değerli izleyicilerimiz, bizimle irtibata geçen bazı izleyicilerimiz şunu söylüyor. Biz saç ektirmek istiyoruz ama güvenli bir yer arıyoruz diyorlar. Arkadaşlar, bizim kanalımızın izleyicilerine özel, kendisinde değişiklik yapmak isteyen, saç ektirmek isteyen vatandaşlarımızla ilgili güzel bir haber vereceğim. Nerede yaşıyor olursanız olun, şu anda ekranda görmüş olduğunuz Sagrada Saç Ekim Merkezi ile irtibata geçtiğiniz zaman ve beni izlediğinizi söylediğiniz zaman ücretsiz muayene hakkı elde ediyorsunuz. Dünyanın neresinde olursanız olun, uzmanlar sizi görüntülü bir şekilde arıyor, onlarla görüşüyorsunuz, saçınıza bakıyorlar, yapılması gerekenleri size detaylı bir şekilde anlatıyorlar. Ve siz Türkiye'ye gittiğinizde de işlemlerinizi yaptırıyorsunuz. Sizin konaklamanızdan, havalimanından, alınmanızdan vesaire de her şeyi Türkiye'nin en güvenilir saç ekim merkezlerinden bir tanesi olan Sagrada yapıyor. Siz hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Ve işlemlerinizi yaptırdıktan sonra yaşamış olduğunuz ülkeye dönüyorsunuz. Üstelik garantili, garanti belgesi alıyorsunuz. Evet, garantili. Kesinlikle güvenebilirsiniz. Garanti belgeniz olacak yapılan işlemle ilgili. Peki bitti mi? Hayır. Yine bizim izleyicilerimize %10 indirim var. Beni izlediğinizi söylediğinizde %10 indirim hakkı da kazanıyorsunuz. Bedava muayene ve %10 da indirim. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Kıymetli izleyicilerimiz, bu yayınımızda bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden, gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve güzel günler diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte hep mutlu olun. Hoşça kalın.